İnşallah onun çalışması devam ediyor. Var değil mi? Cumhurbaşkanımız özellikle ilgilendi. Hatta toplantı süresinde, toplantı anında bizzat Karadeniz Üniversitesi ile birlikte aradılar. Görüştüler. Bu ekonominin pandemiyle alakalı bir durumun sebebiyle o biraz ertelenebileceğini ve seni teşvik istediğini söylemişti. Onunla ilgili görüşmeler sağlayacaklar İstanbul'da. Ama pandemi girdi muhtemelen Cumhurbaşkanımızın çok fazla yakın temasta bulunmak istiyorlar, istemiyorlar mı? Bir kere görüşmüşler. İkinci görüşmeyi yine İstanbul'da gerçekleştirecekler. Eğer olursa bizim için, ilçemiz için güzel olur. Onunla birlikte yani simboyla Almanya'dan 4 tane fabrika geldi. 150 milyonluk, hatta ben bir sürçmesi yaşamıştım. Allah seyretti, belki 150 milyon dolarlık bir yatırım gelir ilçemize. Belki gönlümüzdeki oydu, dilimize yansıdı. 150 milyonluk bir yatırım geldi ilçemize. 4 tane fabrika. Bunlardan bir tanesi iplik fabrikası, tekstil. Bir tanesi çivi fabrikası. Bir tane iklimlendirme fabrikası. Bir tane kablo fabrikası. İklimlendirme fabrikası ruhsat taşımasını bitirmek üzere bu yaz çalışmalara başlayacak. Süreklerde çok heyecanlı. Ruhsat aşamalarını başladığını biliyoruz. İnşallah yakın zamanda da sadece iplik fabrikası 1500 kişi çalıştıracak. İlçemizde de istihdama biraz daha fayda sağlayacak. Onun dışında biz belediye olarak bakanlığımızdan bir hibe proje almıştık. Hatta her gün gündemde. Onun da artık son aşamasına geldik. Makineler nereye kurulacak, nasıl kurulması gerekiyor, işte altyapısı, kanalizasyonudur, su işlemleri nasıl olur, makineleri de ona göre üretiyorlar. Biraz Nisan ayının sonuna doğru makinelerimizi teslim alacağız. O da kadın istihdamı ve engelli istihdamına yönelik bir proje. İşkurul müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştireceğiz. İnşallah içerimizde istihdam anlamında bir sıkıntımız kalmayacak diye düşünüyoruz 2023-2024 yılında. Pazar yeri gündem.